Danıştay 8. Dairesi protokol cami yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan ve Gelemen'e taşınan Samsun Tarım Anadolu Meslek Lisesi ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda okulun eski binasına taşınması yönünde karar vermişti. Kararın bir aylık yasal süre içerisinde uygulanmadığını söyleyen eski okul aile birliği başkanı Nihal Gürpınar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dava açacaklarını söyledi. Avukatımızın da Açık Bey'in de izah ettiği gibi Milli Eğitim şu anda suç işliyor. Biz de pazartesi günü gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız. Savcılığa suç duyurumuzu yapacağız. Yargı kararına Milli Eğitim'e uymadığından dolayı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan davanın avukatı Avşın Soysal, okulun eski yerine taşınması için açtığımız davayı Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Biz bunu yürütmeyi durdurma talebiyle temyiz ettik. Danıştay yürütmeyi durdurma kararına gerek duymadan esas hakkındaki kararını verdi ve idare mahkemesinin kararını bozdu dedi. İdare Mahkemesi kararını bozdu. Okulun geri taşınması gerektiğini, dava sürecinin devam ettiğini, bu sürede okulun diğer tarafta kalmasının, Tekiköy'de kalmasının hukuken zararlı olacağına karar verdi. Ancak okul aile birliği başkanımız Nihal Hanım'ın yaptığı başvuruya rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müdürlüğü okulu taşımamakta ısrarcı. Bizce. Hatakum Kent Konseyi Başkanı Murat Erkansa her zaman hukukun üstünlüğünü öne alarak hareket ettiklerini belirtti. Bir süredir Samsun'un kamuoyunda gündem olan bu konu, protokol cami konusu ya da tarım meslek lisesi konusu, gerçekten uzun süredir mücadele, hukuki ve orada yaşayan, orada eğitim gören insanların verdiği bir mücadele. Ve nihayetinde tabii biz her zaman hukukun üstünlüğünü dikkate aldık, öne aldık. Ve bugün de Yüksek Mahkeme'nin Danıştay'ın verdiği kararla aslında bizim haklılığımız, yani bu kadar süredir sürdürülen mücadelenin haklılığı ortaya çıktı. Eğitim İş Sendikası Başkanı Rüstem Karada, okulu mesleki eğitimin en iyi şekilde verildiği bir yer olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu. Arkadaşlarımız, avukatımız açıkladı bu davaya bakan. Okul Aile Birliği Başkanı yine aynı şekilde durumu ifade etti. Diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de durumu ifade ediyorlar. Biz eğitimciler olarak, eğitim sendikaları olarak da baştan beri bu olaya şu açıdan yanlıştır diye değerlendirme yaparak bakıyoruz. Birincisi, mesleki bir eğitim kurumudur. Samsun'un ortasındadır ve çok geniş bir bilgi birikimine sahip bir ortamdır. Bunun kesinlikle buradan kaldırılması eğitim açısından yanlıştır.